İshane dediniz. Normal büyük tuvaletinin günde işte 4-5'ten daha fazla yapması, daha sıvı kıvamda yapması, içeriğinin renginin ve müküs yapısının farklılaşması şeklinde söylenebileceği gibi en basit tabiriyle de çocuğun ritminden, yani normal büyük tuvaleti ritminden, düzeninden daha farklı bir şekilde kaka yapmasına ishal olarak değerlendirmek lazım. Tabii bununla beraber çocukta kusma ishalle beraber çok sık gördüğümüz ve ateş özellikle oluyor. İlk 2 yaşta çocuklarda en sık rotavirüs görüyoruz. Rotavirüs de hava yoluyla bulaşan bir hastalık ve bu vücuda damlacık yoluyla, hava yoluyla geçtikten sonra öncelikle ateş, yüksek ateş, günde bayağı bir 5-6'dan fazla kusma, arkasından da 15-20 kez bile olabilen sulu, sarı bir gayta ile birlikte devam eden bir rahatsızlık. Genelde bebeği çok hırpalıyor, çok sıvı kaybına sebep oluyor, halsiz bırakıyor ve çoğunlukla da hastane yatışla sonlanıyor. Bunun önleyici bir tedavisi var açıkçası. Çocuklara aşı var. İlk 3 ay içerisinde bir doz aşı yapılıp ilk 6 ay içerisinde de geri kalanı tamamlandıktan sonra rotavirüse karşı %98'lere varan bir koruyuculuk oluyor. Tabii %100 bir koruyuculuk olmasa bile çocuklar rotavirüse karşılaştıkları zaman ya hiç hasta olmuyorlar ya da çok hafif atlatıyorlar. Aşılanmamış çocuklar ise genelde dediğim gibi hem çocuk konfor açısından, sağlığı açısından çocuğu hırpalıyor ve hastanede yatışı sebep oluyor. Hem de aile düzeni açısından işte 4-5 gün hastanede kalmak zorunda kalıyorlar. Diğer kardeşler, işte anne babanın çalışması, işi, her şey etkileniyor. Tabii çocuk sağlığından hiçbir şey önemli değil ama bunları da tabii düşünmek lazım. Ve çok da basit bir önleyici tedavisi varken bunu ailelere kesinlikle yaptırmalarını öneriyorum. Ve aşı yaptırdıktan sonra çok daha hafif atlatılabiliyor bu hastalık.